Günaydın arkadaşlar. Kralsız bir güne uyandık. Bugün kral yok şükür. Belki artık olmaz ama bir çarşamba falan galiba bir hava yine bozacak. Evet. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Bak sustular şimdi. Kuşlar cıvıl cıvıl. Kediler bahçeye çıktı özgür. Bakın bakın bakın. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay herkes çok mutlu. Evet çok fazla mutlu galiba. Cansın toz içinde. Abarın. Simavlıyı bir ara kaldıramadım. Sonra bir baktım şapur şupur yemeğini yiyor. Korktum açıkçası. Yeni bir güne başladık. Güzel bir gün olsun inşallah. Oo! Bak tipe bak tipe. Deli geldi yine ya. Çocuğu rahat bırak ya. Ya zaten o hasta bırak. Şşt. Hayır. Deli. Hayır. Çok zor bunu ikna etmek. Aşırı zor. Yani nedir bu ağalık taslamak? Kaç anneciğim kaç sen de. Kaç. Hadi git. Hadi git. Ama bir de şöyle durum var. Asla düelloyu terk etmiyorlar. Gece deli vallahi döverim seni. Bugı 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 tıp 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 kim gelmiş ayağımın dibine. Sobayı falan yaktım. Ay. Bazıları nasıl yamuk ya bunların. Mezarlığımızı düşünüyorum şu an. Herkes mezarlığa benzetiyor. Ay bir sebzeler büyüyünce değişime uğrar. Çok keyifli bahçeye çıkmak sabahleyin. Şehirde böyle bir şansı yok. Tabii lüks bir villanız ve bahçeniz varsa o ayrı. Orada olur. O da çok zor. Şöyle. Tipine yerim ben onu. Buradaki sobaya sığabilecek her odunu taşıyorum içeri. Yakmaya çalışıyorum. Kestirmemek için. Her şey bir külfet çünkü. Kesmeye çalışıyorum. Kesemezsem sığanı yakıyorum valla. Sığıyorlar. Sığdıkça ben de onları muhtemelen şu tarz olanları yakacağım. Sığar yani. Para ver ver. Sonu gelmiyor. Efendim. Evet arkadaşlar gün başladı. Bakalım neler olur. Gününüz güzel geçsin. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın. Deliyi ayağa kaldırıyor yavrum. Oğlum! Yapma. Ve çekil. Çekil. Hayır, çekil. Çekil. Çocuğu rahat bırak. O da inat ediyor. Yandan bakışlara bak. Tamam hadi git. Git oğlum. Git. Git. Başına iş gelecek. Git. Hayır. Hadi yürü.
Yalla. Bugün biraz modum düşüktü vallahi. Akşama kadar öylece yattım. Ondan sonra kapı çaldı, komşu gelmiş. Bazen burada ekmek de dağıtılıyor da, ekmek dağıtılmış, sağ olsun onu getirmiş. Akşam da iftar varmış yine. Başka komşuyla gideceğim. Her komşuyla gitmek farklı insanları tanımak demek. Benim için o yüzden daha şey faydalı. Kalktım biraz, şu sobaya sığabilecek odunları taşıdım. Oradan seçtim. Soba ateşliyken, yani bayağı yanmışken bu odunları rahatlıkla yakabiliyor. Kesmekle uğraşmamak için ortadan yavaş yavaş onları da alıyorum. Orada işte kargolarım gelmişti. Evdekilerin maması geldi. Sağ olsun kızım göndermişti. Maalesef destek oluyor yani. O kadar şey yapamıyorum. Hatta birini istemiştim, o ikisini gönderdi sağ olsun. Onları boşalttım. Dolgu verniklerim gelmiş. Dolgu vernikleri tahtanın tabanına sürüp önce, sonra cila sürmek için, kendi renginde kalması için okumuştum. Onlar için sipariş ettim. Üst kattaki odaları mesela temizledikten sonra yavaş yavaş cilalayabilirim. Parıl parıl parlar. Bizim kızlar geziyorlar. Herkes mutlu. Hava mis gibi. Bugün kralsız uyandık ve güzel devam ediyor. Bu arada boyacılarla verdiği fiyatın tabii ki kabul ettim. İtiraz edemem. İki gün çalışmak üzere, cumartesi pazar olarak ayarladık. Onlar gelecek. Pazartesi, yani yarın da arayacağım o daha önce görüştüğüm temizlik şirketini. Çünkü bize bir hafta önce haber verin demişti. Onları da arayacağım. Pazartesi, salı, iki gün olmak üzere bir temizlik planı uygulamak isteyeceğim. İnşallah başıma bir iş gelmez de biz yoğunuz demezler. Sonuçta bir hafta önce ama bilemiyorum. Onu ayarlayacağım çünkü çarşambaya kızım gelecek. Temiz olsun ev, biz artık temiz bir evde. Öyle yiyelim içelim, keyif yapalım istiyorum birazcık. Kimse burada koşuşturmayla uğraşsın istemiyorum birkaç günlüğüne tatile gelince. Böyle bir plan var, inşallah olur. Ayrıca hani köyden böyle bir destek alın diye söylemişsiniz. Önce denedim şansımı aslında bakarsanız. Muhtara sorduğumda o nasıl bir şey, yani burada böyle bir şey yok dedi. Ama aslında tabii ki vardır kadınlar, ama tam köyü tanımadığım için bu riske de giremiyorum. Şimdi tanıdığım insanlara söylediğimde böyle biri yok diyorlar. O yüzden şimdilik bu ev zaten bir profesyonel bir temizlikçiye ihtiyacı var. Yani onlar malzemelerini de getirecekler. İşte öğlen yemekleri kendilerine ait olacak. Beni yormayacak bir sistemle bu işi çözmek istiyorum. Böyle arkadaşlar, ne diyeyim? Akşama yine iftarda görüşürüz. Arkadaşlar, Zayda abla bana çilek verdi. Ahmet getirmiş. Şöyle burayı kazıdım. Buradan böyle aşağıya sarksın istiyorum. Aralıklı dikeceğim, biliyorsunuz çilekler peş peşe büyümeye başlarlar. Alan bırakacağım. O yüzden büyük alanı temiz tuttum. Çok fazla olduğu için değil de genişleme alanlarını göz önüne tutarak şey yaptım. Şimdi dikeyim. Bir de dikilmiş halini çekelim. Evet, tüm çilek köklerini kötü yapraklarından, fazlalıklarından arındırdım. Bazıları da çiçekli hatta. Böyle yerleştirdim. Şimdi bunları tek tek dikeceğim. Hadi bakalım. Şöyle bölüm bölüm ayarladım. Minnoşları diktim. Bakın. Aralıklı diktim. Genişleme alanları bıraktım kendilerine. Burada bana çilek versinler, tamam mı? İftara. İftar, iftar. İftara gideceğiz de plan yapıyoruz. Öbür komşu da soruyor nereye gideceğiz. Şansa bak, kuduruyor. Velhasıl onu diktim şimdi.
hazırlanır, birazdan çıkarız. Bir saat kalmadı gitme vaktimize. Bu da böyle yanıyor için için. Şansa bak. Köstebek şans. Evet arkadaşlar, bir iftar daha vardır ve oradadırım. Ben buna fena alıştım galiba. Şimdi farklı komşuyla geldim, farklı kişilerle görüşüyorum, tanışıyorum. Şimdi herkes biri geldiğini biliyor ama o kişinin ben olduğumu bilmiyor. Bahanesiyle de tanışmış oluyoruz işte. Hadi bakalım menüde neler var. Ay, çubuğum da düştü. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Hoşça kalın.